Herkese merhabalar değerli dostlarım. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da karşıma çıktı bu ürün ve çok işlevsel bir ürün olacağını düşündüğüm için ve böyle özellikle yoğun iş temposundan dolayı yemek yapmaya pek vakti olmayanlar için böyle buzdolabında hazır bulundurabileceği bir ürün olarak değerlendirdiğim Veggie'nin vegan wrap'ini denemek istedim açıkçası. İnternette hemen sipariş vermek için baktığımda stoklar birçok sitede yoktu ama bir siteden buldum. Araştırdığınız zaman mutlaka bir ürünü bir yerde buluyorsunuz. Hemen siparişini verdim. Ürün geldi. Şimdi sizlerle birlikte ürünümüze bir bakacağız. Ürünün incelemesine geçmeden önce kanalıma halen abone değilseniz abone butonuna basıp bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu olurum dostlarım. Şimdi birlikte ürüne bakacağız ama ürüne bakmadan önce şöyle bir eleştirim olacak ürünle alakalı. Bakın şimdi bu ürün geldi ve içerisindeki o bezelye proteinleri paketin dışarısına taşmış. Şimdi hatta açtığımda daha net göreceksiniz. Bunun nasıl olmasını beklerdim. Bu paketin içerisine yerleştirilmeden önce bir stretch filme sarılsaydı eğer bu sorun kesinlikle yaşanmazdı. Birazdan açtığımda zaten paketi ne demek istediğimi çok daha net görmüş olacaksınız dostlarım. Şimdi gelin öncelikle bu ürünün bir içeriğine bakalım. Bu arada az önce de söylediğim gibi bezelye proteininden elde edilmiş bir ürün. Şimdi şöyle içerisindekileri şöyle gösteriyorum. Biraz tutayım ki hani durdurup bakmak isterseniz dostlarım bu kısma. Çünkü içindekiler önemli. Şöyle şu kısmı detaylı bir şekilde göstereyim sizlere. Alerjen olarak gluten içermektedir. Bu önemli bir ibare. Özellikle çölyak hastaları için sıkıntı. Kullanım ve muhafaza koşullarındaysa ambalaj açılmadığı takdirde oda sıcaklığında veya buzdolabında son tüketim tarihine kadar saklanabiliyor. Peki son tüketim tarihi nedir? Ona da hemen bir bakalım. Evet, yazmamış. Son tüketim tarihini yazmamış olması da gerçekten hoş olmamış yani. Bu tabi yazmış olsa daha güzel olurdu. Bir de burada şimdi enerji ve besin değerlerine bakalım. Nedir ne değildir. Bu en önemli kısımlardan bir tanesi. 100 gramı için 205 kalori. İçerisinde 1.48 gram şeker var. 1.62 gram doymuş yağ var. 22 gram karbonhidrat var. Toplam yağ oranı ise 8.11 gram. 1 gram kadar tuz var. Ve 10.37 gramlık bir protein değeri söz konusu. Evet, şimdi ürünümüzü bir paketinden çıkaralım bakalım. Şimdi ürünü şöyle bir tabağa alacak olursak daha iyi olacaktır. Bakın şimdi bunu aldığımda şunu da kaldırayım. Söylemek istediğim şey işte buydu. Yani bayağı bir dağılmış. Yani bunu ancak şöyle tekrar toparlayabiliriz. Ürünü tekrardan şöyle bir açmamız gerekecek ve içerisine bu dökülmüş olan malzemeyi tekrardan dahil etmemiz gerekecek. Yani dediğim gibi hani öncesinde eğer stretch filme sarılıp pakete yerleştirilseydi eminim ki çok daha pratik bir hale gelecekti ki buralara da döküldü bakın birazcık. Şimdi ben bu wrapleri mikrodalga fırına koyacağım. Yaklaşık 1 dakika ısıttıktan sonra bir tadına bakalım, değerlendirmesini yapalım dostlarım. Evet dostlarım, şimdi ürünü mikrodalga fırından çıkarttım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bakın bu ürün ister sıcak ister soğuk şekilde tüketilebilen bir ürün. Bu güzel bir avantaj aslında ama ben sıcak tüketmeyi tercih ettim. Çünkü buzdolabından çıkarttım sonuç itibariyle. Hani daha güzel, daha lezzetli olacağını düşündüğüm için. Şimdi bir tadına bakalım, bir değerlendirmesini yapalım. Dostlarım şöyle söyleyeyim. Genel olarak tadını değerlendirecek olursak eğer, yani benim damak zevkime çok uygun bir ürün olmadığını söyleyeceğim. Hatta şöyle söyleyeyim, Wrap'in hazır köftesini hiç denediyseniz eğer, o tada aşinaysanız ve o tadı seviyorsanız bu ürünü çok seveceksiniz. Ama eğer benim gibi Wrap'in hazır köftesinin tadını da pek beğenmediyseniz eğer bu ürün pek size uygun bir ürün değil, onu söyleyeyim. Çünkü birazcık yapay bir tadı var açık konuşmak gerekirse. Ama şunu da söylemek lazım. Eğer ki bu Wrap'in içerisine biraz farklı soslar ilave ederseniz farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Belki daha böyle lezzetli bir hale gelebilir. Belki bir vegan mayonezle ya da bir domates sosuyla belki biraz daha lezzetli bir hale gelebilir. Ya da içini bir tavaya döküp İşte onu bir sosla marine ettikten sonra tekrar dürüm yapıp yeme şansınız olabilir. Belki o şekilde biraz daha lezzetli hale gelebilir. Ürünü değerlendirecek olursam, bir puanlama yapacak olursam eğer bu ürüne 10 üzerinden 6 verebilirim. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse en azından çok zorda kalırsam tüketebileceğim bir ürün ancak. Ama tabii ki damak zevki çok farklıdır. Kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bu benim tercihim. Bu arada ürünü nereden aldım? İnternet üzerinden satın aldım. Dediğim gibi zor buldum zaten. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam şu yukarıya bir yere koyarım fiyatları da. 27 lira civarında bir fiyat olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, böylelikle dostlarım bir ürün incelemesi videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım işinize yaramıştır bu değerlendirme. Aklınızda varsa bu ürün, daha önce bir yerde gördüyseniz sizlere fikir olması adına umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın dostlarım. Ayrıca bu ürünü daha önce denedim.
denediyseniz sizlerin de yorumunu yorumlar kısmında görmeyi çok isterim. Ürünü daha önce denememiş arkadaşlarımız için kir olması açısından gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum dostlarım. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.